Şimdi İbn Arabi gibi bir düşünürün e, otantik, sahih dediğimiz bilgileri var. Bu bilgileri biz daha çok kendisinin naklettiği bilgilere dayanıyoruz bilimsel olarak baktığımız zaman meseleye. Çünkü e, çok fazla eser yazmış birisi. E, bugün elimize 100 adeti bunun ancak e, ulaştı ama 280 küsür kitap yazdığını bizzat kendisi söylüyor bir liste çıkarıyor. O listenin de sonunda diyor ki bu hatırlayabildiklerim diyor. Bunlardan daha fazla var aslında diyor. Ama isimlerini hatırlayabildiklerim bunlar diyor. Biz de ortalama olarak 300 diyelim. 300 ila 350 kitap, 350 adet kitap yazmış olsa gerek. Tabu bu kitap dediğimiz zaman yani 10 sayfalık bir risaleye de kitap diyoruz. Fütat-ı Mekki'ye gibi 10 cilt tutabilecek 37 defter halinde. 10 bin sayfelik bir magnum opus, yani şah esere de biz bir kitap diyoruz. Şah o manada baktığımız zaman i̇bn Arabi çok veli, çok kitap yazmış bir insan. O kitaplarda ana konusu yüksek metafizik konular, derin konular iken zaman zaman kendisi hakkında, ailesi hakkında, seyahatleri hakkında bir bölgeden bir bölgeye geçerken karşılaştığı insanlar hakkında ve hatta yani üzerinde çalıştığım bir makale var biraz vakit alacak bir yıllık yılla çalışmam lazım çok enteresan bir şekilde Selçuklu dönemi Anadolu'sunda yaşadığı için hı hı. verdiği bazı tarihi bilgiler var yani bugün tarihçilik açısından da İbn Arabiden istifade edebiliyoruz yani bugün mesela Hiçbir tarihçi Antalya'nın fethinin tarihini vermiyor. Antalya şu tarihte feth oldu diyor. Bunun tek tarihini veren İbnül Arabi. Hmm. Yani İbnül Arabi'nin vermiş olduğu tarihten istifade edebiliyoruz. Mesela şu tarihte diyor Sivas'a gittik. Sivas'ta o kadar şiddetli bir kış geçti ki e, Fırat Nehri donmuştu diyor. Hmm. Dondu diyor. Yani kendi yani, gözlemlerini de o dönem, e, o tarih e, var e, olan bir e, de anlatıyor. Kızıldırmak, affedersiniz, donduğunu ha, o, söylüyor. Bu arada bu, çok soru geliyor, bunları da ileteceğim şimdi. Yazılarım. Evet, evet. Yani Malatya'da 10 yıl civarında yaşaması söz konusu, sonra Konya'ya gelişi söz konusu. Sultanlara yazdığı mektuplar var. Ee, bu manada baktığımız zaman, evet İbn Arabi bir tabiri caizse filozof, tabiri caizse metafizikçi, din alimi, ee, ona dair görüşleri var ama tarihle ilgili, siyasetle ilgili de görüşleri var. O, hı hı. o açıdan ayakları yere basan bir insan yani. Şimdi bunlar bir takım sembolik e, karşılaşmalar. Yani iki büyük bilgenin karşılaştıkları anda e, sarf ettikleri şeyler. Hakikati olarak tam manasıyla ne geçtiğini ancak kendileri bilir. Yani İbn Arabi bilir ama bunun üzerine değişik yorumlar getirenler olmuştur gerçekten. O evet-hayır e, diyaloğunda ne oluyor, ne kastediliyor? şimdi şöyle İbn Rüşt gerçekten büyük İslam alimlerinden, filozoflarından bir tanesi. Aynı zamanda kadı yani fıkıhçı. Bu, bu yönü de çok enteresan. Mesela günümüzdeki İslam dünyasında fıkıh ilmiyle meşgul olanların felsefi ilimlere çok kapalı olduklarını görmekteyiz ama orta zamanlarda böyle bir şey yok. Yani İbn Rüşt hem ne diyeyim müftü diyelim. Yani fetva veren bir kimse dini ilimlerle meşgul birisi aynı zamanda da Aristo'nun eserleri üzerine şerh yazan birisi. Hmm. Yani filozof ve bu Aristo Yunan filozofudur. Affedersiniz, gevurdur vesaire hmm. kafirdir gibi cümleler kullanmadan bir bilgi olarak alıyor ve onun üzerine şerh yazıyor. Ve e, hani bunu yaptığı zamanda da İbn-i imlürüşt, e, fakih aynı zamanda. Hmm. E, bu 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 sentez çok güzel. Yani günümüzdeki Müslümanların kaybettiği bir husus. Onu bir parantez içerisinde de ilave etmiş olayım. Ancak temsil ettiği ekol felsefe içerisinde daha çok aristocu ekol dediğimiz peripatetisyen Arapçası meşai hmm. tam Türkçe'yi tercüme ettiğim zaman yürüyenler denen bir ekol var. Hmm. Felsefeyi yürüyerek yapıyorlar. Hı hı. Ee, bu felsefi ekollerin isimlendirilmesinde yöntemleri çok önemlidir. Hı hı. Yani stoğacılar mesela direkler arası hı hı. felsefe yaparlar. Evet. Kimileri oturarak felsefe yapar. Kimileri mesela aç karnına felsefe yapar. Hı hı. Çünkü felsefe tok karnına yapılamaz derler falan filan. Bunlar bir takım detaylar. Eğer Ama felse... tatlı detaylar bence. Evet, evet, evet. evet. Bu ekolde rasyonel hı. ilimlere yani akla, hı hı. akıl derken ki kastımız burada daha çok zihinsel, beyinsel faaliyetler. Hı hı. Yani biz değişik programlarımızda aklın, modern dünyada akıl kelimesinin içinin boşaltılıp sadece beyinsel faaliyetlere indirgenmesinin bir hata ve yanlış olduğunu ve mananın daraltılması olduğunu defalarca söylemiştik. Onun için izleyenlere belki tekrar olacak ama çok önemli bir kırılma noktasıdır. Akıl kelimesinin geçirdiği süreç. Yani günümüzde akıl kelimesi, akıl demek başta yer alan, oysa ki akıl burada değil, o beyindir ve bir fiziksel bir organdır. Aklın yeri hala bugün modern bilim tarafından araştırılıyor yani. Ee, Kur'an-ı Kerim'de aklın nerede olduğu tarif ediliyor. ne şekilde tarif ediliyor? onların kalpleri vardır, kalplerle aklederler diye açık hmm. ve net bir ayet var. Şimdi tabii kalp, kalp ilimleri aklın aslında en üst derecesindeki adı. Yani aklın karşısında değil bu kalp. Öyle bir yanlış algılar, algı da var. Yani biz akıllı rasyonel bilimleri öne alıyoruz. İbn Rüşd'ü e öne alıyoruz. işte Gazali ekolü, İbn Arabi ekolü gibi ekol onlar da katçılar. Bundan dolayı İslam dünyası geri kaldı diyen geçmişte YÖK başkanlığı dahi yapmış profesörlerimiz oldu. Yani rasyonel ilimlerden koptuğu için e, e, İslam dünyası geri kaldı gibi bir e, yorum da var. Aslında e, kalbe e, kalbi yanlış tanımlamalarından kaynaklanıyor. O kalp ...çok böyle pasif, romantik bir organ değil. Kalp akıl aslında. Hı. Yani aklın dereceleri var. Hı. Bu aklın derecelerinin içerisinde cilalanmış, parlatılmış aklın Hı. adı kalp. Ee, bunu söyleyelim. Tamam. Şimdi tekrar konuya dönecek olursak... Tamam. ...bu karşılaşmalarında İbn-i Rüşt'ün e, temsil ettiği ekol... Hı. ...daha somut, e, daha müşahhas, mantıksal ilimlere çok önem veren... E, spiritüel manevi ilimleri ise biraz daha kuşkuyla bakan bir ilim hı hı. bir metot İbn Arabi'ninkisi ise diğeri yani orta zamanlarda farklı ekollerden, farklı düşüncelerden, farklı mezheplerden hatta farklı dinlerden dahi olsa insanlar birbirlerinden istifade ediyorlardı. Günümüzde olduğu kadar böyle sert ayrımlar yoktu aslında. Neticede tabii herkes kendi yoluna. Yani İbn Arabi de kendi yoluna gitti, İbn Rüşd de kendi yoluna gitti. Ancak o görüşmede İbn Rüşd'ün sarf ettiği çok ilginç bir Hı. E, söz var. Tabii bu arada bunun nakledicisi bu görüşmeyi bize nakleden İbn Arabi hı hı. yani tek tek taraftan biz hı hı. bu bilgiyi alıyoruz yani İbn Rüşt'ün kendi eserlerinde böyle bir şey geçmiyor ee, İbn Arabi kanalından aldığımız bilgi de uzun bir hikaye şöyle kısa geçeyim diyor ki en sonunda İbn Arabiye ben bu senin yönteminin bir böyle bir yöntem olduğunu ve Felsefede bu yolu izleyenler olduğunu duymuştum hı hı. ama bunun ehlinin kalmadığını zannediyordum. zannediyordum. Şimdi senin gibi bir genci bu yöntemi izleyen birisi olarak gördüğüm için Tanrıya şükrediyorum gibi hı hı. teşekkürde bulunuyor. Yani kendisi bunu dışlamıyor, inkar etmiyor. Hı hı. Ama görmedim böyle bir yöntem, böyle bir şey bilmiyorum ben diyor. Hı hı. Ha, bu da aslında çok büyük bir bilgelik göstergesi aslında daha sonra vefat ettiği zaman İbn Arabi Cenazesine katılıyor. Cenazesinde bir olayı bize naklediyor falan. Yani güzel bir beraberlik onlar. Şimdi çok özür diliyorum. Bazı Müslüman alim olduğunu iddia eden kimseler bir başka Müslümanın cenazesine dahi katılmıyorlar. Çünkü aynı görüşte değilim diyor. Hatta onu tekfir ediyor, kafir olduğunu söylüyor. Bunlar çok çok yanlış şeyler. Çünkü vahdet denen o birlik ruhunu anlamadıklarını gösteriyor. Yani siz aynı görüşte olmayabilirsiniz, aynı mezhepte olmayabilirsiniz, efendimiz, aynı hem şehri olmayabilirsiniz ama cenaze demek bir insanın en son yapılacak vazifesidir. Gidersiniz vazifenizi yaparsınız, Hı. ayrılırsınız. Sonra gene kendi yolunuza devam edin. Bu nezakettir, bu inceliktir. İlmin de en önemli bir göstergesidir bu. Ama maalesef günümüzde işte ilim ehli olduğunu iddia eden ve sadece ezberledikleri bazı şeyleri tekrarladık tekrarlamalarını ilim zanneden, bazı ansiklopedik bilgileri yutmuş, bilgisayar gibi, kompütür gibi yutmuş ama bunun içindeki hikmeti ve irfanı bir türlü kendinde zuhur ettirememiş ...insanlarda olabiliyor maalesef. Bir kere bilgide dereceler vardır. Bu felsefi anlamda da böyle. Kutsal kitaplara baktığımız zaman... ...başta Kur'an-ı Kerim'de de... ...size bilgiyi... ...derecatin, derece derece verdiğini söylüyor. Dinde derinleşenler diye bir kavram kullanıyor. Demek ki din, bilgi dediğimiz şey... ...bilgi... ...tek parça ve herkesin... ...ortak olacağı bir şey değil. Bu bilginin içinde dereceler var ve herkes kabı oranında kapasitesi oranında algı düzeyi idrak düzeyi oranında ancak alabiliyor bunu. Bunun en tepe noktasını insanlık alemi içerisinde peygamberler elde ediyorlar bu din anlayışına göre. Yani peygamberlerin elde ettiği bilgilere sıradan insanlar elde edemiyorlar. Sonra aşağı doğru iniliyor bu doğal olarak bir. Ya bugün e, din dışı alanda da bugün bu böyle. Yani bir üniversite profesörünün bilgi düzeyiyle herhangi bir konuda e, sıranan bir vatandaşımızın bilgi düzeyi aynı olamıyor. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu ayeti de buradaki farklılığı dile getiriyor. Ama Öyle bilginin e, bir dış dıştan içeri doğru giden bir e, kısmı var. Hmm. Burada siz buna kesbi bilgi deniyor. Yani siz bunu az evvel söylediğiniz gibi kurslara giderek, hocalara giderek, üniversiteye giderek, kitaplar okuyarak bunu bu ön hazırlığı yapıyorsunuz bir kere. Bu size sizin kendi kesbinizle kazanmanızla elde ettiğiniz bilgi. Hı hı. Fakat siz bunu elde etseniz de bu diğer ilim din dışı ilimlerde de bu böyle. Bu formal bilgileri elde ettikten sonra da Size o ilmin sırları açılmayabilir. Yani siz tıp fakültesi mezunu olup da çok başarılı bir tıp bir tabip olmayabilirsiniz doğal olarak. Doğru. Konservatuvar mezunu olup ama bir türlü beste yapamayan. Çünkü beste bir ilham işidir. Tabii. Yani bir türlü notaların sırları sizlere açılmayan müzisyen olabilir. Doğru. Olan şey tamamen e, bireysel bir yetenek. Size ait olan bir şey. Onun üstüne artı olacak şeyler. i̇bn Arabi'de de bu temel bilgiler var. Hafız, Kur'an dersleri alıyor, hı hı. hadis dersleri alıyor. Yani bütün o zahiri ilimleri alıyor. Ama onun üzerinde kendi e, özel yapısından dolayı bazı e, özel bilgilere de sahip oluyor. Hı hı. Bu da e, birçok ilim adamında görülen bir şey. Yani e, Mozart'ın yaptığı bestelerde ilhamla yaptığını söylüyor. Hı hı. Efendim Einstein şeyini teorisini ortaya atarken ilhamla yaptığını söylüyor. İşte evraka diyerek fırlayıp sokağa çıkan bilim adamları var. Özellikle bilim tarihinde de buna dair bir kitap bile var. Yani matematikte ve diğer bilim dallarında. Adam müsveddeyle bile çalışmıyormuş değil mi İbnül Arabi? Yani o hal geldikten sonra kitaplarını yazıp bir tabii, 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 kenara tabii, tabii. bırakıyormuş. O yüzden peşini de düşünüyormuş kaç tane yazdığını. Tabii yazdı, tabii yok yaptım, ilgilenmiyor. Ne? Yani yazıyor bırakıyor. 100 küsur eseri günümüze ulaştı. Ee, eğer 300 tane yazmışsa tam rakamı bilmiyoruz. 300 yazın yani üçte biri ulaşmış oluyor. Osman Yahya isimli üzerine çalışan bir zatın ...adeli ise 500'leri geçiyor. Hı hı. E, o biraz abartma. Yani 500 küsür kitap yazdığını varsayacak olursak... 5'te biri bugün elimize geçmiş vaziyette. Bunların içerisinden bazıları... Hı hı. E, ...otograf denen yani müellif hattı... ...yazarın kendi elleriyle yazdığı... E, ...şöyle cevap verebiliriz netice olarak... ...evet 100 tane eseri günümüze ulaştı. Bunların bazısı bizzat kendi el yazısıyla. Bazıları da daha sonraki dönemlerde yazılmış müstensih dediğimiz Hı -hı. kimseler tarafından yazılmış ama sıhhati İbn Arabi'ye aittir diye Hı -hı. onayladığımız eserler. Bir düşünürü her şeyden evvel büyük kılan o kişinin varlık hakkındaki görüşleridir. Hı -hı. Yani ona ontoloji deniyor. Varlık, metafizik ve Hı -hı. E Evrenin yaratılışı, bunlar en temel sorulardır gerçekten. İnsan, ben, kimim, bu dünyada ne yapıyorum gibi sorular. Aslında modern insanın gündeminden çıktı bunlar. Artık biz günlük bir takım başka konular, başka sorular soruyoruz ama en temel sorular. Özellikle orta çağ insanın en temel sorusu işte ben bir ölümlü varlık olarak dünyaya geldim. Ama burada bana sormadılar dünyaya gelirken niye ben dünyaya geldim ve burada ne yapıyorum hı hı. ve istesem de istemesem de ister mümin olayım ister ateist olayım bir yere doğru gidiyorum yani ölüm diye bugün iç bir tabibin henüz çözemediği dünyadaki en önemli ekollerden bir tanesidir ölüm gerçeği hı hı. ve herkes ölüyor inanan inanmayan, kafir, mümin, Müslüman efendim, Herkesin son durağı ölüm Şimdi bu tür sorulara cevap vermeye çalışan düşünürler Büyük düşünürler arasında yer alıyor Yani felsefe tarihinde bir Pisagor, bir Eflatun Bu temel, bu görüşleri, bu konular üzerine görüşleri serdeden kimseler Şimdi din alimleri içerisinde de işte namaz şöyle kılınır, efendim eller şurada tutulur, e, abdest nasıl alınır gibi konular üzerine yoğunlaşan din alimleri olduğu gibi bu bilgilere çok e, alt düzey bilgileri olarak görülüyordu orta zamanlarda e, şeriat, tarikat, marifet isimli üç kademenin sonunda bir de hakikat olduğunu söylüyor. Ve dört dereceli din anlayışı, din bilgisi anlayışı vardı. Ama günümüzde ise bu diğer üst dereceler kalmadı. Sadece dinin en zahiri kısmı, en dışsal kısmı olan o hukuki bilgileri bilenlere din alimi dendi. Yani bugün günümüzde siz... Hani şer'i ilimleri bilirseniz din alimisiniz. Arapçayı da biliyorsanız din alimisiniz. Ama eski zamanlarda bu yeterli, yeterli değildi. değildi. Modern bir uygulama bu. Şimdi bu gözle bakıldığı zaman yani Muhyiddin İbn Arabi gibi bir zatın eserlerini bugün Fütat Mekkiye isimli eseri dediğim o 37 defter. Şah eser. Şah eser. Gerçekten Türkçe'ye de tercüme edildi. Anlaması bazen zor olan yerler var. Bazı yerler kolay anlaşılıyor. Ama inanın şöyle bir elini alsın birisi, bir baksın. Ya öyle konular var ki öyle şeyler anlatıyor ki hiçbir İslam alimi, hatta ve hatta bir filozof dahi başka yani İslam dışı filozoflar dahi e, bu konulara belki üstten temas etmişler ama İbn Arabi'nin verdiği detayı vermemişler. Mesela varlığın Vücudun e, zuhura gelişi, açılımı mertebe mertebe yani bunu e, hangi kitaptan almış olabilir? Yani şunu söyleyebilirsiniz İmran abi işte felsefe dersleri aldı, Pisagor'dan kopya çekti, e, Eflatun'dan kopya çekti. Bunu kabul edecek olsak varsayalım ki doğru fakat aldığı yerler. ...diye ileri sürülecek olan... ...Pisagor'da, Eflatun'da yok bunlar. Hı. Dolayısıyla yani... E, o zaman bunlar ilham oldu. E, i̇lham oldu. Yani bu akıl yürütmeyle bulunabilecek şeyler mi bu bahsettikleriniz? Artık metot olarak ne kullandı? Nasıl bir şey kullandı? O ha. uzun bir konu, girmeyelim tamam. ona. E, ele aldıkları konular itibariyle... ...bu kişiler o kadar... ...üst düzey bilgileri bize aktarıyorlar ki... Bunlar çok eskimeyen bilgiler ve sadece kendi zamanlarında hapsolacak bilgiler hı hı. değil. Eğer bu soruları soran bir insansanız ve bu sorulara cevap arıyorsanız kendi hayatınızda, onun cevaplarını bulabileceğiniz bir kimse. Hı. Ama sizin böyle bir sorunuz yoksa hayatta, ya bana ne ben kimim, nereden geldiğim de önemli değil, nereye gittiğim de önemli değil diye soruyorsanız, İbn Arabi size konuşmaz zaten. Yani İbn Arabi size vereceği bir şey yoktur. Dolayısıyla bu bir seviye meselesi. Peki. Platon eserlerinde Moses, Muse, Museler diye birlerinden ilham alarak o eserlerini, diyaloglarını yazdığını söylüyor. Ve bütün dünya bilim tarihinde, ilim tarihinde, sanat tarihinde, felsefe tarihinde e, bu tür bazı e, inspirasyon denilen, ilham denilen özellikle sanatçıların çok iyi bildiği hı hı bir yöntemle yazdıkları. Şimdi, Bu bir anlayış meselesidir, anlayış seviyesi meselesidir. Ee, Osmanlı da aynı şekilde İbnü'l Arabi sultanlar tarafından, Şeyhülislamlar tarafından övülmüş bir kimsedir. Hatta onu eleştirenler Şeyhülislamlar evet, fetvalarıyla onu, kesiyor onları. Evet, evet. Onu eleştirenler çok sonra Osmanlı'nın orta dönemlerinden sonra Halep'ten gelen bir zatın Fatih Camii'nde vermeye başladığı bir vaazlardan sonra oluşan bir e, akımdır. Çivizade, Kadızade ailesi hı -hı. denir bunlara. O, o ortalığı karıştırmaya başlamıştır. Daha belki o e, vahdet anlayışını bozmaya başlamışlardır. Onun üzerine Şeyhül İslam, bakınız hem Ebu Suud efendi hı hı ki Osmanlı'nın büyük evet. alimlerindendir hem de İbni Kemal Paşazade'nin eee fetvası vardır. Bu fetva devlet görüşüdür. O itibarla arabi hakkında ileri geri konuşmayın. Hı hı. Bilmiyorsanız oturun oturduğunuz yerde susun. Haddinizi bilin manasını. Yüksek mertebede bazı e, görüşleriniz olursa hı. sizi herkesin e, alkışlamasını beklememeniz gerekir. E, muhakkak mesela muhakkak ve muhakkak peygamberleri öldürmeye çalışanlar olmuştur. Evet bütün peygamberler için. Hı. Ve muhakkak ve muhakkak peygamberlerin sahtesi çıkmıştır. Buna mütenebbiler denir. Yani bir yerde bir şey varsa, e, ya bir yerde bir şey yoksa onun sahtesi olmaz bundan emin olun. Hı. Bir yerde bir kalite varsa onun sahtesi yapılır. Hı. Sahtesi olacak diye de o kaliteli üretimden vazgeçilmez. Yani mantık burada çok önemlidir. Yani peygamber efendimizin sahtesi vardı. Mütenebbi deniyordu. Ben peygamberim, o değil diyordu. Hmm. Peygamberimiz şöyle bir mantık yürütmedi ama. Ha, o zaman ben peygamberlik görevimden vazgeçeyim. Çünkü sahtelerimin çıkmasına sebebiyet veriyorum. Hayır. Hak bildiğini söyleyecek ve sahteleri çıkacak. Hmm. Dolayısıyla şu an mesela İbn Arabi gibi bir zatın günümüzde de şu an o kadar sahteleri var ki Çaya suya Lüman İbn Arabi, Diyet İbn Arabi diyeti, Mevlana diyeti. İbn Arabi kehanetleri. İbn Arabi kehanetleri. 2022 için İbn Arabi şunu söyledi. Şey önümüzdeki diye soru geldi biliyor musunuz? Mars'a iz bıraktı mı diye. Mars'a iz bıraktı mı? önümüzdeki seçimleri İbn Arabi kime oy verecek? Vesaire gibi saçma hmm. sapan böyle sorular bizlere de geliyor. Şimdi diyorlar yalandır, hepsi uydurmadır. Bunların hiçbirine itibar edilmemesi gerekiyor. Hmm. Görüldüğü gibi bir ortada bir şey varsa bakın sahteleri de çıkıyor. Bu Bundan biz... dolayı İbni Arabi gençliğinde çok zahiri ilimlerle fazla meşgul oluyor. Yani batıni ilimlerden evvel hmm. mesela çok kuvvetli hadis ilmi tahsil ediyor. Çok kuvvetli hadis bilgisine sahip, Kuran'ın hafızı aynı zamanda. Onun için böyle bir zatı yani dini bilmez bu adam, zır cahil falan denilemez. Hmm. Hmm. ki birileri öyle iddiaları ya, var. Da. var mı? Yani Yani e, dinin zahirini çok iyi bilen bir. Anladın mı? Anlamadım. Zaten il e, Bir de yani herkesin anlayamayacağını ifade ediyor da ben şunu merak ediyorum. Yani insana mesela hudut çiziliyor ya. Şimdi herkesin tabii ki Kapasitesi ayrı. Şimdi insana hudut çiziliyor ama neden mesela bazı şeyleri anlatmanın bir mahsuru var? İncilde Hazreti İsa'nın bir sözü var. Der ki, inci tanelerini af buyurun camızların önüne, ineklerin önüne koymayın bazı bilgiler hı hı. bazı insanlar için e, bir ihtiyaç haline gelir aynı susamak gibi hı hı. o onda bir karşılığı bulursa açılır zaten İbn Arabi gibi kimseler yani ben şunu söyleyeyim İbn Arabi gibi kimselerin televizyon programı yapılması bile aslında e, çelir yani e, ne diyor kitabında diyor ki bana bu bilgileri ehline aç. Anlatmam emredildi diyor. Hı hı. Ee, yani ulu orta her yere, herkese bugün çok fazla bu tür ilimler ...ayağa düşürüldü. Bu acaba ee, bir tehlike mi arz ediyor? Ya tabii ki. Yani ha, mesela hayatım. bizim geleneğimizde belirli bir temel dini bilgiler almadan e, İbn Arabi okutturulmaz mesela. Hı. İbn Arabi bir seviyedir gerçekten. Ee, ama İbn Arabi sizde olmaz yani İbn Arabi bu işin adeta kaymak e, tabakasıdır. Ama siz temel e, bir e, dini bilgiler e, sahibi değilseniz İbn Arabi okumalarında bir takım yanlış şeyler çıkarabiliyorsunuz. Hmm. Bu açıdan mesela İbn Arabi tenkit edenlerin de İbn Arabi'yi yanlış anlamaya tabi tuttuklarını görmekteyiz. Hmm. Ben e, çalışma mesasında yıllar evvel İbn Arabi'ye özellikle eleştiride bulunan meşhur bir İslam alimi var İbn-i adında tabi biraz ileri gidiyor tekfir ediyor yani çok kolay tekfir eden birisi İbn-i önüne geleni kafir yapabiliyor oysa ki bunun bir standardı var bir kriteri var çok Tabii ki bir adam kafirse kafirdir de hmm. öyle her önüne gelen hemen şimdi bu modern zamanlarda dediğim gibi hikmet ve irfan ilimleri çekilip alındığı için din alimlerinden hikmetsiz ve irfansız çok kuru mollalar kapladı her yeri. Çok kolay tekfir ediyorlar. Anında birisini kafir yapabiliyorlar. Bu da İslam ümmetinin birliğini çok zedeliyor. Gerçekten şu an i̇bn Arabi'nin görüşlerine uzaklaşmış bir İslam ümmetiyle karşı karşıyayız. Bu da fotoğrafta görüldüğü gibi birbirini hiç anlamayan, anlamak dahi istemeyen, birbirinin gözünü oymaya çalışan dindar insanlardan meydana Peki, geliyor. Peki şey merak tehlikeli. ediyorum. Şimdi ilimlerde dereceler vardır ve de uzmanlıklar vardır. Gene tıp ilminden yardımla size söyleyelim. Siz tıp okumamışsanız, tıp mezunu değilseniz elinizde şırın kalmayacaksınız. Bu kadar basit. Hı -hı. Yani tıbbın, eğer tıpta ilerlemek istiyorsanız, Emek vereceksiniz, tıp hı hı. ilmi tahsil edeceksiniz. Sonra o sahada belki doktora yapacaksınız, ilerleyeceksiniz, uzmanlaşacaksınız ve uzman hekimi olacaksınız. Hı hı. Ama şimdi arkadaşlarımız bırakınız uzman hekim olmayı, tıbbı dahi okumadan, tıp ilmi dahi tahsil etmeden... Belki de liseyi bile okumadan Hı -hı. ben i̇bn Arabiyi Arabi okuyacağım diye okumaya kaldım. Hı -hı. Dini ilimler bu kadar ucuz değil. Hı -hı. Yani diğer ilimlerdeki mekanizmanın aynısı buralarda da var. Bu Kur'an'da söylüyor dereceler olduğu. Ondan dolayı Yunus Emre'nin şeriat, tarikat, yoldur, varana, Hı -hı. marifet, hakikat, andan içeri dörtlüsünü Hı -hı. bütün imam hatiplere, medreselere, ilahiyat fakültelerine bir motto olarak yazmak lazım. Yani dört odalıdır dini ilimler. Sen bir tanesini sadece okuyorsun, diyelim ki şeriat ilimlerini okuyorsun sadece. E bitmedi. Ondan sonra diğeri, ondan sonra diğeri, ondan sonra diğeri vardı. Bizim modern zamanlara gelinceye kadar ki Osmanlıda İbn Arabi gibi insanlardan beslenmezse bu İslam dünyası. Mevlana'dan, i̇bn Arabi'den beslenmezse hı hı. hali pürmelali ortadadır. Mevna... Yani Anadolu asıllığı hiçbir münekkit yoktur. Son zamanlarda çıkan bir iki cızırtı hariç bu topraklar i̇bn Arabi'yi alıp içselleştirmiştir. Ee, ve böyle de bir medeniyet kurmuştur. Bu, bu zatın fikirlerinden istifade etmiştir birlik beraberlik e, İbn Arabi parçalayıcı, tefrikacı bir insan değildir. Bütün parçaları birleştirmeye çalışan bir insandır. Bugün İslam dünyasının en fazla ihtiyaç duyduğu İslam alimlerinden biridir aslında. Anadolu insanı o zamanki seviyesinin ne kadar yüksek olduğunu anlayınız ki padişahından şeyhül İslam'ına kadar. Bak tekke şeyhlerini falan saymıyorum. Ya yani onlar zaten şeyde Padişah, hukukçular, medrese ehli bile İbn Arabi ekolünden istifade ediyorlardı. Büyük bir nimet. Yani bugün İbn Arabi okuduğunuz zaman e, hayatınız değişebiliyor. Bugün Mevlana'nın beyitlerinden istifadeyle kuantum fizikçileri teori geliştirebiliyor. Ama nedense bu toprakların insanı yabancılaşmaya uğradıkları için e, uzaklaşıyorlar onların e, o bu zatlardan istifade etmekten bu zatlardan istifade etmeyi sürdürmemiz lazım o zaman e, yapımız değişir anlayışımız değişir